onda muhteşem bir maç bizleri bekliyor olacak. Atletico Madridle Marsilya bir araya gelecek. Heyecan dolu bu maçın nabzını sosyal medya üzerinden tutacağız. Aynı zamanda takımlardan, futbolculardan, sporculardan, başarılardan projelerden haberdar edebileceğimiz sosyal medya paylaşımları, haberler var. Haberin kaynağına iniyoruz biliyorsunuz ki sizlerle birlikte. Aynı zamanda eğlenceli videolarımız, aynı zamanda keyifli, bilgilendirici paylaşımlarımız sizlerle birlikte olacak. Ama biz ne diyoruz? Biz bu programı tek başımıza yapmayı sevmiyoruz. Ekibimiz her ne kadar çalışkan, ekibimiz her ne kadar güler yüzlü olsa da bizim programımıza asıl rengi katan sizler oluyorsunuz. Bu sebeptendir ki diyoruz ki bizlere katılın. Aşağıdaki adreslerimizden yazın, yorumlayın, sorularımızı cevaplayın, videolarınızı gönderin. Birlikte bu programı çok daha güzel hale getirelim. Ne dersiniz? Sorumuz gelsin mi ekranlarınıza? Gelsin bakalım günün sorusu, günün anketi. Hangisi futbol tarihinin devam eden en eski turnuvası kabul ediliyor diye sorduk, edilmektedir diye sorduk. Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, La Liga buyurun. Bu arada Dünya Kupası'na da kaç gün kaldı? 29 gün kaldı TRT'den bu heyecanı yaşamaya. Bir sorumuz daha var. O da bir fotoğraf. Geçmiş zaman olur ki diyoruz ve geçmişe şöyle bir gidiyoruz. Gelsin ekranlarınıza. Kim bu çocuk fotoğrafımız? Kim bu çocuk diye soruyoruz sizlere. Gerçekten değişim muhteşem olmuş. İpucu versek mi acaba? Verelim mi ipucu? Hadi Brezilyalı bir futbolcu diyelim. Bu akşam güzel mi güzel bir karşılaşma bizleri bekliyor dedik. Atletico Madrid ile Marsilya karşı karşıya gelecek UEFA Şam, Avrupa Ligi finalinde. Biraz nabzını tutalım mı? Güzel bir Lyon klibiyle başladık ama acaba Halit'i ruhiyeleri nasıl bu takımların, oyuncuların? Şöyle birer bakalım mı? Hadi ilk olarak gelsin ekranlarınıza Atletico Madrid'in final paylaşımı. Lyon'dan günaydın diyorlar. Beklenen gün geldi. Bugün Marsilya ile UEFA finaline oynayacağız demişler. Atletico hatırlarsınız, bu kupayı 2010'larda iki kez kazanmış tecrübeli bir takım. Gerçekten Marsilya ile karşı karşıya gelecekler. Var mı favoriniz? Bu akşamın favorisi kim dersiniz? Yorumlayabilirsiniz. Net günlüğü adresimiz. Atletico Madrid. Final öncesinde böyle e, zorlu süreçlerden geçti. Hep böyle güzel klipler vardır değil mi? Nasıl buralara geldi acaba? Nasıl, nasıl geldi? Gelsin bakalım ekranlarınıza paylaşımları. Atletico Madrid cephesi böyleydi. Son zamanlarda Şampiyonlar Ligi... E, klasmanında Şampiyonlar Ligi final, finallerinde görmeye alışık olduğumuz bir kulüp. Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Roma ve Chelsea'ye geçilince biraz bu yaşandı açıkçası. Onlar da rotayı nereye çevirdi? Avrupa'ya çevirdi. Daha öncesinde deneyimli olduklarını söylemiştik. Marsilya cephesine baktığımızda Marsilya için de çok önemli. Neden Avrupa Kupasını ilk kez müzesine götürmek istiyorlar? Aynı zamanda ligde Şampiyonlar Ligi bileti alamadıkları için e, bu finalde gülen taraf olup Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyorlar. Onlar için de ayrı bir heyecan. Öyle değil mi? İlk olarak paylaşımına gidelim. Sonrasında Marsilya buralara nasıl geldi ona bakacağız. Gelsin bakalım paylaşım ekranlarınıza. Bir finalden daha fazlası diyor. Onlar için tarihi bir gün aslında. Ee, oldukça böyle motivasyonu yüksek bir şekilde hazırlanmışlar öyle değil mi? Peki nereden nereye diyebileceğimiz e, Marsilya'nın buralara nasıl geldiğini özetleyen görüntümüz geliyor ekranlara. Diliyoruz ki görsel mücadelenin sanatını ortaya koydukları bir karşılaşma olur. Haliyle biraz daha deneyimli olan Atletico Madrid müzesini ilk kez e, kupayı ilk kez müzesine götürmek isteyen bir Marsilya. E, kalbimden şu geçiyor, Atletico Madrid'e biraz daha sempatiyle yaklaşıyorum, onu kabul ediyorum ama e, kulüplerinde mutlaka, mutlaka olmasa da güzel bir kupaya, anlamlı bir kupaya ihtiyaçları olabiliyor. Marsilya için bu bir ilk olabilir. Neden? Olmasın. Gözler aynı zamanda her iki kulüp kadar, oyuncular kadar teknik direktörlerin de üzerinde olacak öyle değil mi? Bir tarafta Rudi Garcia, diğer tarafta Diego Simeone. Neler söylemişler? Getirelim ekranlara. Şöyle tweetlere, mesajlara, yorumlara Instagram'dan da bakıyorum. Marsilya ağırlık kazanıyor. Galiba ilk kez kupayı e, müzesine götürme hırsından dolayı biraz daha böyle Mazlumun yanında olma eğilimimizden dolayı galiba belli olmaz hak eden kazansın diyelim öyle değil mi eğer bir planınız programınız yoksa varsa bile bence izlemeye değer bir final olacak saatler 21.45'i gösterdiğinde sizleri TRT Spor ekranlarına bekliyoruz bu heyecan dolu mücadeleye birlikte tanık olalım diye. Ee, bu konuyu kapatmadan önce, daha doğrusu Avrupa Ligi olayını kapatmadan önce paylaşımları ekranlarınıza getirdik. şöyle hatırlayalım mı? Finallerde atılan golleri. Dileriz ki bol gollü bir final olur bu akşamki maçta. Hatırlayalım mı böyle aklınızda kalan, "Aa şu gol vardı, bu gol vardı." dedikleriniz var mı acaba içinde? Hep birlikte izleyelim bakalım. Ve gündem demeye devam edelim. Dün birincilikte playoff yarı final, e, rövanşlar oynandı değerli izleyenler. E, finalin ismi de belli oldu. İlk olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un e, final paylaşımına hep birlikte gidelim bakalım. kulübüyle. kenetlenmiş bir Erzurum dün Ümrani'yi 2-1 mağlup etti. Finale son bir diyor. Finale Süper Lig'e son bir diyor. Finalin ilk finalist oldu. Yüzü gülen ilk takımda. Diğer finalist Gazişehir Gaziantep'ten bir günaydın paylaşımı gelsin bakalım ekranlarınıza. Gazişehir cumartesi günü saatler 19'u gösterdiğinde oynanacak. Bakalım Süper Lig'e çıkan takım kim olacak değerli izleyenler. Burak Yılmaz'dan bir paylaşım var. Ekranlarınıza gelsin. Berlin'de çok değerli Türk hocalarımız Ufuk Arslan ve Tamer Arslan'la ameliyata giriyoruz diyor. Almanya'da fıtık ameliyatı geçirdi Burak Yılmaz. Bir buçuk saat sürdü bu ameliyat ve aldığımız bilgiler doğrultusunda da İyi geçtiğini sizlerle paylaşmak isteriz. Burak Yılmaz'a da acil şifalar diliyoruz. Dani Alves sonrası e, Brezilya milli takımına çağrılan bir isim. Sabek Fagner. Heyecanı, sevinci gerçekten paylaşmaya değer. Buyurun geliyor ekranlarınıza. Grêmio, <laughs> Felipe Luiz, Atlético de Madrid. Marcelo, Real Madrid. Marquinhos, PSG. Miranda, Inter de Milão. Fagner. Gerçekten insanın etkilenmemesi mümkün değil yani en azından ben etkilendim başkasının mutluluğuna ortak olabilmek de mutlu eder sizleri. Hayırlı mübarek aya da girdik Ramazan ayına da girdik değil mi kalplerimizin sofralarımızı biraz daha böyle gözden geçirebileceğimiz biraz daha böyle kendimize içe dönük bir hayat sürebileceğimizi anlayabileceğimiz günlerdeyiz. Birçok mutluluğa da ortak olabileceğimiz günlerdeyiz öyle değil mi? Bir mutluluğa daha ortak olalım mı? Sizin var mı böyle beklediğiniz, böyle an be an heyecan duyduğunuz ve sonrasında başardığınız? Benim direkt üniversite sınavım geliyor. Üçüncü yılımdaydım. Çok başarılı bir öğrenci değilim lisede maalesef. O okumak istediğim bölüm gazetecilik bölümüydü ve farklı bir bölüm okumak istemiyordum. En son üçüncü tercihimde sadece dokuz tercih yapabildim. Ve gazetecilik bölümünden dışında da hiçbir şey yazmadım. Dedim ki olacaksa olacak, olmayacaksa yapacak bir şey yok. Herhalde pes etmezdim. Bir daha çalışabilirdim. Dokuzuncu tercihim oldu. En son tercihim oldu. Gerçekten bu duyguları yaşadım. Aynı 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 duyguları yaşadım. Belki öğrenci olan arkadaşlarımız da biraz empati yapabilmiştir o anlara. Bir mutlu ana daha gideceğiz. Yine Brezilya milli takımından Pedro Jeromel'in e, mutluluğuna ortak olacağız. Gelsin bakalım ekranlara. <laughs>

sizi kıyaslanıyorsanız eğer e, şuna emin olabilirsiniz ki kimle kıyaslanıyorsanız kıyaslanın e, bir başarınız vardır. Mutlaka bir 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 seviyeye gelmişsinizdir. Hiç önemli değil. Bazen kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Onunla mı kıyaslıyorsunuz beni? Ama sonuçta kıyaslanmak bir başarının küçük bir e, sembolü gibi. Öyle değil mi? E haliyle futbol dünyasında da fazlasıyla yaşanıyor. Özellikle bir takımda güzel bir performans gösteriyorsa hemen kimlerle kıyaslanır? Geçmiş zaman olur ki denir. Geçmişin büyük efsanesiyle kıyaslanır. Öyle değil mi? Şampiyonlarla gibi. Bakın kiminle kimi kıyasladı? E elçiye zeval olmaz diyelim bizler de sizlere soralım. Geliyor ekranlarınıza. Real Madrid'in efsane ismi Roberto Carlos son zamanların en iyi performans gösteren diğer sol Marcelo ile kıyaslanıyor. İki, i̇kisi de Real Madrid'in efsanesi, ikisi de büyük sol bek. Tarihin en iyisi hangisi diye karşılaştırılmış. Şimdi benim yaşımda olanlar e, Marcelo'yu elbette daha fazla izlediğimiz, gerçi Roberto Carlos'a da yetiştik ama Marcelo'yu daha yakından, daha böyle aklı selim bir şekilde inceledik ama e, bir, biraz nostalji yapabilirler. Öyle değil mi? Var mı sizin aklınızdan geçen Roberto Carlos der dediğinizi duyar gibiyim sanki. Var mı? Diyen var mıdır? Marcelo'nun da hakkını verelim canım yani. E, golleriyle, savunmasıyla muhteşem bir performans çıkardı. Dediğinizi de duyar gibiyim. Elçiye zeval olmaz. Sizlere soralım bakalım. Marcelo ile devam edelim. 8 yaşındaki oğlu Enzo futbola yavaş yavaş ısınıyor. Zaten çok küçük yaştan beri Marcelo onu yetiştiriyor. Ben bu görüntüleri görmemiştim açıkçası. Uzun bir süre oldu. Ne hale gelmiş, nasıl bir hale getirmiş Marcelo? Babalar iyi bir eğitmen midir aynı zamanda? Sorusunun yanıtı gelsin bakalım ekranlarınıza. No, no, no. No, no, no. no, pero 40 sí. Sí, 40 minutos sí lleva. Vale, pero todo el mundo está aquí. Tranquilo, tranquilo. No la nada. Ahora va. Ahora yaşında denk geliyorsunuzdur. Real Madrid'de e, Ronaldo'nun oğlunun da sık sık böyle paylaşımları oluyor ama şunu da fark ediyoruz. Ronaldo'nun oğlunun maçlarında evet. sanki e, çocuklar biraz daha Ronaldo'nun oğlundan küçükmüş gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Enzo'nun hedefi daha farklı. Enzo'nun hedefi doğrudan Real Madrid'in oyuncuları, hedefi büyük tutmak gerekiyor Kesinlikle öyle değil mi Madem hayal koruma gücümüz var biraz daha genişletelim Enzo bunu 8 yaşında keşfetmiş Roma hala final, e, finalde haklarının gasp edildiğini düşünüyor Evet paylaşımı gelsin bakalım ekranlarınıza bazen çok gür sesle e, hakkınızın yenildiğini ee, söyleyemeseniz de bazen küçük bir sessizlik, bazen küçük bir tebessüm, bazen susmak en iyi cevap olabiliyor öyle değil mi? Roma da bu yolu seçmiş biraz mizahi biraz böyle espri katarak güzel bir eleştiriyi yayınlamış Instagram adresinden. Cengiz Ünder'li bir paylaşım gelsin Romalı Cengiz. Cengiz Ünder takım arkadaşı Pelegrini ile Penaltı yarışması yapıyor. İzleyelim mi hep birlikte acaba sonuç ne oldu? Buyurun gelsin ekranlara. Roma'nın ekip forvet oyuncusu böyle penaltı yarışmasında karşı karşıya getirilmiş. Çok az gördüğümüz şeylerden bir tanesi. Öyle değil mi? Aynı mevkide olabilecek oyuncuları. Böyle karşılaştırmak çok da çok da güzel olmuş. Her ne kadar Pelegrini bu penaltı yarışmasını kazanmış olsa da Cengiz bu durumdan hırslanacaktır. Daha doğrusu azimlenecektir diye düşünüyorum. Cengiz'in de önünde güzel zamanlar, güzel yıllar var. Bir yerden ayrılmak çok zor öyle değil mi? Giderken kapıyı hızlıca kapatmamanız, giderken arkanızdan güzel şeylerin söylenmesi. Her dönem geçer, herkes gider. Ama önemli olan giderken hoş bir tebessüm, güzel bir selam, güzel şekillerde gidebilmek. Öyle değil mi? Iniesta'dan öğrenebileceğimiz, Barcelona'dan öğrenebileceğimiz çok şey var. Iniesta bu sezon hem Barcelona'ya hem İspanya'ya veda ediyor. Veda ederken Barcelona onun için güzel bir forma hazırladı. Gelsin mi sonsuzluk forması buyurun. Ben çok beğendim. Muhteşem görünüyor. Gerçekten hoş olmuş. Barcelona'lı taraftarların e, bu yıl alacağı formalar arasında koşkusuz. Böyle hikayelere baktığımızda sporcuların hikayelerine, başarılı sporcuların, efsanevi sporcuların hikayelerine baktığımızda, otobiyografilerini okuduğumuzda, filmlerini izlediğimizde mutlaka karşımıza çıkan bir konu vardır. Öyle değil mi? Şöyle geçer. X sporcu antrenmanları o kadar e, hızlandırmış, o kadar genişletmiştir ki izinli günlerinde bile çalışır. Misal. Herkes gittiğinde en son o çıkar. Herkes olmadığında bile boş zamanlarını mutlaka o alanda geçirir değil mi? Bir sporcular için olmazsa olmaz böyle başarı faktörlerinden bir tanesidir. İşte onlardan bir tanesini getireceğiz ekranlarınıza. Eric McCallum'dan gelecek değerli izleyenler. İzinli gününde bakın nasıl çalışıyormuş. Yaç var tabii. Onu da es geçmeyelim. Sorduğumuz soruları yanıtlama vakti. Süremizin sonuna geldik. Bakalım ne cevap vermişsiniz sizler anketimize. ilk olarak sorumuz gelsin ekranlarınıza. Verdiğiniz cevap %56 oyla doğrudur. FA Cup olacak bu cumartesi günü. Güzel bir karşılaşma bizleri bekliyor. Manchester United'la Chelsea karşı karşıya gelecek. Evet, e, fotoğrafımız da gelsin ekranlarınızda kim bu çocuk diye sorduk e, bilememişsiniz olsun olsun Lucas Leiva olacak Leyva olacak e, Lazio'nun Arjantinli orta saha oyuncusu tarihte bugün tarihte bugüne gidelim mi tarihler 19 e, 16 Mayıs 1903'ü gösterdiğinde Türkiye cimnastikte ilk kez Avrupa şampiyonu oldu atlama beygirinde Murat Canbaş altın madalya kazandı ama maalesef o kötü trafik kazasında bir yıl sonra Murat Canbaş'ı kaybettik. Bir yıl sonrasında aynı Avrupa şampiyonasında rakibi Yunan Yannis üzüntüsünü ve sevgisini dile getirmek için eğer Murat yaşıyor olsaydı ben ikinci olurdum dedi. Ve sonrasında o kupayı o madalyayı Murat'ın ailesine verdi değerli izleyenler. Ve e, günün sözü de gelsin ekranlarınıza sonrasında veda edelim sizlere. Roger Crawford diyor ki, zorluklar hayatta kaçınılmaz. Yenilmek ise seçiminizdir. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. E, medyaya, spor medyasına yön veren bir programımız var. Basın tribünü ve çok önemli bir konu var. Kim diye soracak olursanız, ekranlarınıza gelsin yarın saatler 12.20'yi gösterdiğinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.